Sevgili seyirciler, Çarpel Medya özelde yeni programımıza hoş geldiniz. Geçen hafta teknik nedenlerden dolayı programımızı daha başlardayken bırakmıştık. Bugün de benden kaynaklı teknik sorunlar oldu bu defa. Ne yapalım? Çözdük. En azından bir 10 dakika gecikmeyle programımıza başlayabiliriz. Biliyorsunuz Kürdistan'da tarihi yargılanmaları işliyoruz. Osman abinin değerli bilgilerinden faydalanıyoruz, çalışmalarından faydalanıyoruz. Bugün geçen hafta yarıda bıraktığımız programı yeni baştan alacağız ve devam ettireceğiz. Şehzait ve arkadaşlarının yargılanma biçimini ve yargılanma sürecini konuşacağız. Geçen hafta tabii şöyle bir şeyden de bahsetmiştik. Kürdistan Cumhuriyeti'ni konuştuğumuz zaman, oradaki yargılanmaları, Kadı Muhammed ve arkadaşlarının yargılanmalarını konuştuğumuz zaman Osman abi şöyle bir tespitte bulunmuştu. Kürtlere karşı özel bir hukuk ya da hukuk olmayan uygulanıyor. Özel işlemler yapılıyor. Tamamen değil uluslararası hukuk. O ülkeler kendi hukuklarına bile uymuyorlar. Ve Şehzait ve arkadaşları ile ilgili daha çarpıcı bir şeyden bahsetmişti. İsterseniz onu gene açalım. Yani oradan başlayalım. O çarpıcı yani neydi yargılamalarla ilgili. Buyur Osman abi. Hoş geldin Osman abi. Bu arada bugün yani bu son iki programımızdan daha yakışıklı gözüküyorsun abi. Teknik sorunları hallettin. Yüzün parlıyor abi. Ya teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ama senin kadar değilim. Teşekkür ederim abi. Size de iyi yayınlar diliyorum. Şimdi yargılama sürecine geçmeden evvel birkaç saptamada bulunmak istiyorum. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti defolu bir devlet. Yani imalat hatası olan bir devlet. Bu defolu devlet 100 yıldır bu eksiğini veya yanlışını düzeltme fırsatları eline geçmesine rağmen yapmamıştır. Bu defolardan biri nedir? Biri devletle hukuk arasındaki ilişki. Yani devletle hukuk arasında devamlı bir uyuşmazlık, bir kan uyuşmazlığı var. Düşünebiliyor musunuz? 100 yıllık cumhuriyette hala bugün gündem reformlarda, adli reformlardan bahsediliyor. Oysa ki 100 yıllık bir ömrü olan bir cumhuriyetin hukuk sorununu çoktan çözmüş olması gerekirdi. Artık oturmuş, standart hukuk kuralları belirlenmiş, bir hukuk sistemi içinde insanların güvenle yargıya bakabileceği ve yargıya gittiği zaman kaybettiğinde bile gönlünün rahat olduğu, ben kaybettim ama adalet yerini buldu diyebileceği bir hukuk sistemini kurmuş olması gerekirdi. Ama bakıyoruz hala hukuk reformu Türkiye'de siyasi gündemin baş sıralarında yer alıyor. Dedik ki defolu devlettir, imalat hatası vardır. Neden? Çünkü Cumhuriyet ilan edildiği zaman 1924 Anayasası arkasından geldi. 24 Anayasası devleti tarif ederken
hukuktan bahsetmiyor. Oysa ki bütün uygar ülkelerde, demokratik ülkelerde devletin karakteri, devletin yapısı söz konusu edildiğinde devletin bir hukuk devleti olduğu vurgusu yapılır. Ve ona göre de devlet şekillendirilir. Yani o hukuka uygun biçimde devlet yapısı şekillendirilir ve devletin işleyiş tarzıyla uygulamaları da devletin koyduğu hukuka ve uluslararası hukuka göre devam eder. Oysa şeye bakıyoruz, 1924 Anayasası devleti şöyle tarif ediyor. Diyor, devlet bir cumhuriyettir. Cumhuriyet şekli bir şey. Yani krallık da olsa, cumhuriyet de olsa sonuçta şekli bir şeydir. Onun yönetim ismidir, yönetim biçimidir. Bu bakımdan çok büyük özellik arz etmeyen bir şeydir. Fakat cumhuriyet vurgusu da yapılabilir. Ama cumhuriyetten evvel başka vurguların yapılması gerekir. Bu vurgulardan biri dediğimiz gibi hukuktur. Mesela ikinci vurgusu devletin 24 Anayasası'nda diyor ki devletin dini, dini İslam'dır. Şimdi seküler bir devlet kurma amacıyla yola çıkan insanlar 1924 Anayasası'na seküler olmayan bir kavramı devleti dini devlet olarak tanımlayan bir vurguyu yaparak, anayasasına geçirerek yola devam ediyor. İşte defoludur dediğim devletin defolarından biri bu. Abi 20 anayasası da var. Sonradan 21 anayasası farklı. Da var bu arada. Daha farklı. 21 anayasasında bu hususlar yok. Zaten topu birkaç maddedir. 17 maddelik bir anayasadır. O demokratik bir işleyişi düzenlemiş, o kadar. Ama devletin yapısı, iç işleri falan yoktur orada. Asıl 24 Anayasası teferruatlıdır ve 24 Anayasası cumhuriyeti gösteriyor devletin karakteri olarak. İkinci olarak dini İslam'ı gösteriyor devletin şeyi. Bu devleti kuran Cumhuriyet Halk Parti kadroları, sonra tek parti olarak devleti yöneten CHP, kendisi için altı umde, altı kural, altı ilke belirliyor. Bu altı ilke sonradan anayasaya giriyor. Yani anayasaya girdiği zaman bakıyoruz bu altı ilke içinde hukuk gene yok. Cumhuriyetçilik var, halkçılık var, milliyetçilik var vesaire ama hukuk yok. Eğer siz bir yerde hukuku yok sayarsanız yahut hukuku önemsiz sayarsanız toplum her zaman önemsizleşir. Aşiret kültüründe bile bir hukuk vardır. Yani hukuksuz devlet, hukuku ciddiye almayan devlet bir aşiret yapısının daha gerisinde kabul edilmeli. Çünkü aşiret yapısında örfe, töreye dayalı, sözlü veya yazılı, çoğunlukla sözlü ama kadim bir hukuku vardır. Bu devlette o da yok. Şimdi... Yani eğer, abi kanun devleti deniyor. Hukuk devleti değil de kanun devleti. Ayrım nedir ikisi arasında? Şimdi hukuk bir maddeler dizisi değildir. Hukuk bir sistemdir. Bu hukuk daha doğrusu uluslararası yapılar tarafından oluşturulmuş, süreç içinde geçmiş, dünyanın kuruluşundan bu yana gelişen devamlı insanlar arasındaki ilişki, insanlarla devlet arasındaki ilişki, devletlerle devletler arasındaki ilişki kurallara bağlayan bir konsepttir.
Kanun, siz bir ülkenin içinde şöyle davranacaksın, böyle davranacaksın diye vatandaşa bazı emirler, gereksinimler veya gereklilikler dayatırsınız. Bu kanundur. Her kanun hukuki değildir. Mesela diyelim ki bir kanun çıktı. Kanun maddesi der ki 5 yaşındaki kızlar evlenebilir. Kanunen geçerli. Ama bu insan hukuku. Hukuki yani değil. İnsanlar arasında, evrensel değerlere aykırı. Hukuktan, evrensel değerlerden baktığımız zaman o pencereden bakıldığında hiç oradan görülmeyecek, kabul edilmeyecek bir şey. Şimdi hukuk devleti kavramı 1960 anayasasıyla şeye girmiş. Türkiye'de gündeme girmiş. Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal hukuk devletidir derken aslında hukuka göre devlet gene dizayn edilmemiş. Yani biliyorsunuz bütün darbelerde ilk cümle nedir? NATO'ya ve SANTO'ya bağlıyız. Bütün darbelerin ilk cümlesi budur. Ha, bu sosyal hukuk devletiyiz tabiri NATO'ya ve SANTO'ya, daha doğrusu Batı ülkelerine yazılan mektuptur. Çakılan sinyaldir. Biz artık hukuk devletiyiz. Ama uygulamaya baktığımız zaman ne bu işin sosyal yanı gerçekleşmiş, ne hukuk yanı gerçekleşmiş. Şimdi bu mantıkla kurulmuş bir devlet 1925'te, yani 24 Anayasası'ndan bir sene sonra 1925'te Kürdistan'da meydana gelen 25 Kürt Ulus Hareketi'nin yenilgiye uğramasından sonra bu hareketi yöneten veya harekete katılan insanların yargılaması söz konusu oluyor. Ha, bu yargılamaya baktığımız zaman normal olarak düşünülen şey şudur. 1925 hareketine katılmış Kürt önderlerinin ve bireylerinin 1924 Anayasası'nın ve o zaman yürürlükte olan kanunların teminatı altında olması gerekir. Ha, bu kanunlar demokratik miydi? İnsan hak ve hukukuna uygun muydu? Uygulanış biçimleri neydi? O bir yana, yani onu atlıyorum ben. Sadece bir devlet varsa ve bu devlet yargılama hakkını kullanıyorsa, o devlet anayasanın ve kanunların emrettiği, düzenlediği hukuka uymak zorundadır. Ha, bakıyoruz. Abi bunun içinde bu şeyden bahsetmek gerekir belki. Takrir-i sükun yasasıyla ihaneti vataniye. Şimdi onlara geleceğiz. Tabii o da bambaşka bir garabet. Diyorum ya, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti defolu bir devlettir. Bu defolu devlet hukukunu kurarken de defosunu devam ettiriyor. Mesela Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılmış. Takrir-i Sükun Kanunu'nda neler var? Müsaadenizle bakalım. Diyor, irtica ve isyana memleketin nizam-ı içtimaiyesi, yani toplumsal düzeni ve huzur ve sükunu ve emniyet ve asayişi ihlal eden bilumun teşkilat, tahrikat ve teşvikat ve teşebbüsat. Yani teşvik, tahrik, teşebbüs, neşriyat gibi girişimler yasaktır. Hükümet, reisi cumhurun tasdikiyle resmen veya idareten mezundur, yetkilidir diyor. Hükümet İstiklal Mahkemesi'ne bu tür eylemlerin sanıklarını tevdi ederdir.
Şimdi görünüşte bu çok masum bir kanun olarak görünür. Doğrudur. Hükümetin düzenine aykırı bir eylem yapılırsa bu eylem devlet tarafından yargılanır. Eylemin sanıkları yargılanır. Böyle baktığımız, düz mantıkla baktığımızda çok doğal ve çok normal bir süreçtir bu. Ama takrir-i sükun kanununun çıkış tarihine baktığımızda çok ciddi şüpheler ortaya çıkar. Hukuksal şüpheler ortaya çıkar. Nedir? 4 Mart 1925'te takrir-i sükun kanunu meclisten çıkarılmış. Yani Kürt Ulus Hareketi'nin, 25 Kürt Ulus Hareketi'nin devam ettiği bir süreçte çıkmış. Ama bize bazı ipuçları vermektedir. Nedir bu ipuçları? Bunlardan birisi devletin bu hareketi bastırabileceğine kendisini inandırmış olması. Bu konuda elinde elbette ki tonlarca istihbarat vardır. Büyük harekete katılanlara karşı ölçüsüz durumda bir olanaklar dizisi vardır. Silah, cephane, asker miktarı, nereden bakar, lojistik nereden bakarsanız bak, iki güç arasında korkunç bir dengesizlik vardır. Buna dayanarak devlet bu hareketin yenileceğini öngörmüş ve o öngörüsü 4 Mart'ta falan ortaya çıkıyor ve peşinen hareketin niteliğini bu kanunla belirliyor. Diyor ki irticaa yönelik bir isyan. Ha, demek ki bu isyanı ileride irtica hareketi olarak niteleyecek. Bu belli. Bize bunun adresini veriyor. Ha, ikincisi bu irtica hareketi olarak nitelediği hareketin iddianamesini de hazırlamış oluyor. Diyor ki ben seni yendiğimde, tabii seni yendiğimde yargılayacağım. Yargıladığımda seni irticaya teşebbüsten dolayı devleti yıkmak suçundan yargılayacağım. Yani buradaki amaç nedir? Kürt ulusal dinamiklerini göz ardı etmektir. Eğer siz Kürt ulusal dinamiklerini göz ardı ederseniz, buna muvaffak olursa hem iç kamuoyunda hem dış kamuoyunda bir Kürt sorununun, bir Kürt meselesinin olmadığı anlamı ortaya çıkar. Ve o zaman bütün dünyada iç kamuoyu da inanacak ki birkaç şeyhin işte sırf dini bir düzen getirmek için ayaklandığı bir ayaklanmadır ve bu ayaklanmayı modern bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bastırmak gibi bir hakkı ve yetkisi de olmalıdır. Görüşü ortaya çıkar ki zaten Batı'ya baktığımız zaman, özellikle de Sovyetlere baktığımız zaman bu hareketin ezilmesi gerektiğini, çünkü gerici bir hareket olduğunu, devletin bunu böyle lanse ettiğini söylüyor. Hatta iç kamuoyunda Türk solu devamlı bu hareketin gerici bir hareket olduğu iddiasıyla yola çıkıyor ve Kemalistlerden çok daha ağır şekilde harekete katılan önderlerin cezalandırılmasını istiyor. İkincisi hıyanet-i vataniye kanunudur. Yani bu ayaklanmanın, bu Kürt hareketinin önderlerinin ve katılan bireylerin yargılanmasında ikinci uygulanacak kanun hıyanet-i vataniye kanunudur. Bu kanun ne diyor? Bu kanun toplam 7 maddeden oluşuyor.
Büyük Millet Meclisi'nin meşruiyetini isyana yönelik sözlü veya yazılı eylemli muhalefet ve fesatlıkta bulunanlar vatan haini sayılır. Yani siz sözlü veya yazılı bu meclisin meşruiyetine karşı çıkarsanız siz vatan hainisiniz. Bu şeyin hangi adrese yollanıyor bu madde? Türk basınına. Basına diyor ki siz bu hareket lehine veya devlet aleyhine eğer herhangi bir şey yazarsanız ki yazanlar olmuş işte siz vatan hainisiniz. Sizi yargılayacağım. İkinci madde diyor ki fiilen vatan hainliğinde bulunanlar asılarak idam edilir. Şimdi vatana ihanet dünyanın her yerinde en ağır cezayı gerektiren bir suç kabul edilir. Bu yadırganacak bir şey değildir. Asılarak idam edilmesi infaz biçimini gösterir. Aslında ceza kanununda daha o zaman şey ceza kanunu yok. Ceza kanununun niteliğinde ki düzenlemede var bu hükümler. Üçüncüsü diyor vaiz ve hitabet suretiyle. Alenen ve çeşitli zeminlerde söz ve hareketleriyle vatan hainliği cürmünü tahrik ve teşvik edenlere veya bunları resim veya diğer vasıtalarla şey edenlere, yayanlara geçici kürek cezası verilir diyor. Yani ağır sürgün cezalarıdır bu. Bu da basına yönelik bir şeydir. Bir diğer madde diyor bu tür sıkların yargılanması 24 gün içinde karara bağlanır. Yani öyle ben avukat tutacağım, ben savunma yapacağım, ben savunma hazırlayacağım, bana müsaade edin falan yok. Suçun işlendiği tarihten itibaren vatana ihanet sanıklarının yargılanması 24 saat içinde bitirilmiş olması gerekir. Ve madde 7, madde 8 şunu diyor. Bu 24 saat içinde yapılan yargılama sonunda verilen kararlar temyiz edilemez. Şimdi itiraz edilemez yani. Dünyanın hiçbir edilemez. Ya itiraz edemezsin. Evet, hiçbir merciye itiraz edemezsiniz. Üst mahkemeye götüremezsiniz diyor. Şimdi dünyanın bütün demokratik hukuk devletlerinde şey vardır. Savunmanın kutsallığı ilkesi vardır. Ve adli sistem, yargılama denen kavram üç ayak üzerine kurulur. İddia, müdafaa ve karar merci. Yani savcılık, sanık ve savunması, karar veren hakim. Bu üç ayaktan birisini siz keserseniz masa iki ayak üzerinde durmaz. Ama bu kanunla masanın bir ayağı kesilmiştir. Nedir? Savunma sistemi ortadan kaldırılmıştır. Savunma ayağı, masanın savunma ayağı sökülüp atılmıştır. Abi bunu hem şeydeki yargılamalarda görüyoruz, hem Kürdistan Cumhuriyeti'ndeki, Mehabat Cumhuriyeti'ndeki yargılamalarda görüyoruz, hem Şehzade Hareketi'nde. Hem daha sonra göreceğiz şeyde de var o. Dersim yargılamalarında evet. Da var. Şimdi şey şu. Türkiye'de hala savunma mekanizması yahut savunma gücü iddia gücünün karşısında pasif pozisyondadır. Mahkemeleri görmüşsünüzdür.
hakimle savcı aynı masada oturur, aynı düzeyde oturur. Ama avukatın sandalyesi, masası daha aşağıdadır. Aşağıdadır. Evet, aşağıdadır. Çünkü savunma sistemine hala yargı ve daha kadar önem verilmemektedir. Fransa'da yargılama yapılırken Rousseau şöyle bir beyanda bulunur. Savcıya hitaben diyor, seni yüksekte olman marangoz hatasıdır diyor. Türkiye'deki marangoz hatası değil, bilerek, bilinerek yapılan bir durumdur o. Savcı zaman zaman duruşma devam ederken hakimle fısıldaşarak konuşabiliyor. Bunu savunma bilmez, duymaz. Ne dediğini anlamaz. Ama o kendisini özgür görür. Böyle bir sistemde normal hukuk uygulansa bile, normal hukuk kuralları, yani Türkiye'deki hukuk kuralları uygulansa bile adil bir yargılamadan bahsetmek mümkün değildir. Şimdi yargılamanın iyi yapan masa iki ayaklıdır. Evet. Şimdi ayaklardan biri gene sorumludur. Ya, kararı veren hakim en önemli makam, o da sorumludur. Sorumludur çünkü sorunu şu. Onun hem bağımsız olması gerekir, hem tarafsız olması gerekir. Yani bağımsız ve tarafsız olabilmesi için devlet onu siyasi iktidara karşı korumak zorundadır. Devlet onu ekonomik güçlere karşı korumak zorundadır. Devlet onu ekonomik olarak doyurmak zorundadır. Devlet onu bilgi olarak donatmak zorundadır. Şimdi hakimler Türkiye'de bir kere taraflıdırlar. Kimden taraflıdırlar? Devletten taraflıdırlar. Bütün siyasi davalarda devletten yana hakimler taraflıdır. Bağımsız değillerdir. Çünkü onların üzerinde Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu diye bir kurulun başında bulunan Adalet Bakanı var. Evet. Cumhuriyet Savcısı Adalet Bakanlığı'na bağlı bir memurdur. O anlaşılır bir şey. Dünyanın çoğu yerinde de böyledir. Demokrat ülkelerde. Ama yargılama yapan hakimin, karar verecek olan hakim neye göre karar veriyor? Kanuna göre diyor ki, kanun ve vicdani kanaatine göre karar vermesi gerekir. Vicdani kanaatini devreye sokabilmesi için bağımsız ve özgür olması lazım. Tarafsız olması lazım. Eğer devletten yana tarafsa zaten vereceği hükmün hukukla bir ilgisi olmayacaktır. Şimdi abi, yani bu 24 anayasası son tarihte aslında bir karar anayasası. Yani bu devletin nasıl gideceğiyle ilgili, nasıl yol alacağıyla ilgili bir karar anayasası değil mi? Ya bu anayasanın temel şeyi, esprisi üniter Türk devletini, ulus devletini yaratmaktır. Bu anayasanın temel esprisi bu. Biliyorsunuz ulus denen şey, kavram, yüzyıllar boyu gelişerek oluşan bir sosyolojik kavramdır. Yani ulus ortaya çıktığı zaman bir sosyolojik gelişmeden ve tireden, süreçten geçen bir kavramdır. Ama Türk ulusu bir gecede 1904 Anayasası'nın 88. maddesiyle oluşturuluyor. Oluşturulurken de Türkiye'deki diğer etnisiteler devre dışı bırakılıyor.
88. madde der ki vatandaşlık bağıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olan herkes Türk'tür. Türk ıtlak olunur. Tabir böyle. Yani Türk kabul edilir. Şimdi ben vatandaşım ama Türk değilim. Fakat beni Türk kabul ediyor. Sen Türksün diyor. Daha ilginci bu maddenin gerekçesinde var. Gerekçe diyor ki her vatandaşlık bağıyla devlete bağlı olan herkes Türk'tür ve Türk olmak zorundadır. Bu cümle anayasaya girmemiş ama anayasayı hazırlayan makam bu gerekçeyle anayasayı hazırlıyor. Nedir? Ben Türk değilsem, Türklüğü kabul etmiyorsam ne olacak? O zaman beni değiştirip dönüştürmek zorunda kalacaklar. Yani beni asimile etmek zorunda olacak. Asimile olmazsam ne olacak? O zaman beni yok edecek. Kürdistan'da uygulanan şey de bu. Şimdi 24 Anayasası'na rağmen bu kanunlar çıkıyor. Demin dediğimiz takdir-i sükun ve hiyanet-i vataniye kanunları 24 Anayasası'na rağmen diyor. Çünkü mesela Anayasa'nın 26. maddesinin son cümlesi şöyle der. Kesbetmiş olan idam hükümlerinin infazı gibi vazife-i bizzat kendi ifa eder. Kendi dediği Türkiye Büyük Millet Meclisi. 26. madde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini sayarken bunlardan biri de diyor ki idam kararlarının infaz gibi bizatihi kendi ifa eder. Yani o idam kararını onaylayacak, onayladıktan sonra infaz edilir. Ama bizim bu yargılamalarda öyle değil. Yok işte anayasaya rağmen bu maddeler, bu kanunlar Kürtlere uygulanıyor, yargılanıyorlar, idam cezası alıyorlar ve idamları bir tümen komutanının, kolordu komutanının imzasıyla, o zaman Diyarbakır'da Mürsel Paşa diye bir paşa var. Mürsel Paşa'nın imzasıyla imzalanıyor ve karar ertesi gece infaz ediliyor kararlar. Yani zaten şey meclis, değil. Zaten meclis mahkemeye verdiği zaman itirazın olamayacağını belirtmiş oluyor zaten çıkardığı şeyle gönderdiği heyete. Tabii o, aynı zamanda idam yetkisi veriyor. Ama yine şey diyor ki anayasa, hiçbir kanun anayasa hükmüne mugayir olamaz. Evet. Şimdi o dönemde bir anayasa mahkemesi yok. Daha kurulmamış. Ama hüküm açık. Diyor ki hiçbir kanun maddesi anayasa hükmüne mugayir olamaz. Yani aykırı olamaz. Bunlar aykırı. Mesela 83. madde diyor ki hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye celp ve sevk edilemez. Yani normal olarak Şehzade Efendi'nin yargılanacağı yer Piran Ağır Ceza Mahkemesi'dir. Piran'daki mahkeme eğer ağır ceza yoksa Piran'ın bağlı olduğu Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'dir. İstiklal Mahkemesi değil. Çünkü fiil orada başlamış. Tabi hakim nedir? Tabi hakim dünyanın hukuk sistemlerinde, yani demokratik hukuk sistemlerini ben kastediyorum. Demokratik hukuk sistemlerinde tabi hakim odur ki suçun işlendiği anda görevli olan mahkemenin o suça bakabilme yetkisinin kendisine verilmesidir.
Ben suç işlediğim zaman Elazığ'dayım, suç işledim. Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken bir suç işledim. Benim tabi olduğum hakim, mahkeme Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi'dir. Benim bir başka mahkemenin yargılama imkanı yoktur, hukuken yoktur. Ve şeye göre, anayasaya göre de yoktur. 24 anayasasına göre ne diyor? Başka bir mahkemeye celp ve sevk edilemez. Ne gönderilebilir ne çağrılabilir. Ama bunlar... Bir daha bir şeyi de, şey farkını da koyalım. Yani diğer istiklal mahkemeleriyle Şark İstiklal Mahkemesi. Çünkü o zaman başka yerde İstiklal Mahkemesi de var. Ama bir de Şark İstiklal Mahkemesi var. Yani Cesayet arkadaşlarının yargılandığı. Onun arasındaki fark nedir? Onu söyleyeceğim. Onu söyleyeceğim. Bir iki cümle daha söyledikten sonra geleceğim Peki. oraya. Müsaadenizle. Peki. Şimdi bu 83'e rağmen tabi hakime bağlı değil. Bir diğer hüküm, bu mahkemelerde şey yapılmamış, savunma makamı yok. Yani avukat tutma hakkı sanıklara yok. Verilmemiş. Yoktur. Hiçbir sanık savunma hakkını kullanamamıştır. Kendileri bile savunma hakkını kullanamamıştır. Sadece sorgulanmışlardır. Sorgulandıktan sonra savcının iddia ettiği iddianamedeki suçlara yönelik, o suçlarla ilgili ve kendi eylemleriyle o suçlar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaracak bir savunma yapma imkanı da verilmemiştir. Yani avukat tutulması zaten aykırıdır, yoktur. Bu hak sanıklara da verilmemiştir. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti'nin icat ettiği bir şey değil aslında. Osmanlı'dan bu yana, Osmanlı'nın son döneminden bu yana ortaya çıkan bir husustur. İttihat Terakki'nin ortaya koyduğu bir sistemdir bu. İttihat Terakki çok anormal. Yani yetkilerini aşan, devlet yetkilerinin, devletin diğer gücünün yetkilerini kullanan mahkemeler yaratmıştır. İstiklal mahkemeleri bunlar da böyledir. İstiklal mahkemeleri hem yasamanın hem yürütmenin yetkilerini kullanmıştır. Yalnız yargı yetkisini kullanmamıştır. Bu bakımdan şeye baktığımızda Kürtlere uygulanan hukuk sistemlerinin hiçbirisinin bırakınız modern hukuku, Türkiye Cumhuriyeti'nin o gün yürürlükte olan kanunlarında düzenlenmiş olan hükümlerine bile uygun söz konusu değil. Değil. Şimdi demin söylediğiniz husus önemli. İstiklal Mahkemesi kurulduğu zaman mecliste iki tane İstiklal Mahkemesi kuruluyor. Bir Ankara İstiklal Mahkemesi, biri Şark İstiklal Mahkemesi. Şark İstiklal Mahkemesi Diyarbakır'da kuruluyor. Bu şeyler bittikten sonra yargılamalar bittikten sonra tarih olarak da söyleyeyim size 11.7.1925'te yargılamalar bitiyor ve Elazığ'a naklediliyor. Elazığ'da Ağustos'un 3'ünde yeni yargılamalarla işe başlıyor. Şimdi o
Ankara'da kurulan İstiklal Mahkemesi'nde savunma hakkı tanınıyor. Bir. İkincisi, evet, yargıya itiraz hakkı tanınıyor. Üçüncüsü, eğer idam kararı verilirse meclisten onayından geçirilme hakkı tanınıyor. Yani anayasa uygulanıyor orada. Öyle ekstra bir hak verilmiyor ama anayasadaki hükümler uygulanıyor. Daha doğrusu burada amaç basına diz çöktürtmektir. Ve nitekim basın diz çöküyor, af diliyor. Ve o af dileme sonucu ceza almış olan basın mensupları affediliyorlar ve bu cezalardan kurtuluyorlar. Ama açısından Şark İstiklal Mahkemesi açısından ne böyle bir olanak vardır ne de böyle bir niyet vardır. Yani bir daha vurgulayalım abi. Şark İstiklal Mahkemesi'nde savunma hakkı yok, itiraz hakkı yok ve o mahkeme bu kararı uyguluyor. O mahkemenin verdiği karar kesin ve kati karar. Evet ve infaz edilebiliyor hemen derhal. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Sorgulamalar değil. Şehzai Efendi'ye şu mahkeme son derece saygılı davranmış. Diğerlerine karşı zaman zaman agresif, zaman zaman kırıcı, zaman zaman hakaret amiz tavırlar takınmış olmakla birlikte Şehzade Efendi'ye karşı mahkeme son derece saygılı ve Şeyh Efendi diye hitap edilerek sorgusu yapılıyor. Sorguda Şehzade Efendi yalan söylemiyor, inkar etmiyor. Yani sorulan sorulara doğru cevaplar veriyor. Bu hareketi içinde olduğunu, bu hareketi yönettiğini, komutanları tayin ettiğini, bu komutanların kimler olduğunu hepsini söylüyor. Yani tarihe delil bırakacak bir ifade veriyor. Ancak Şeyh Said Efendi bütün savunması boyunca bunun bir dini hareket olduğunu söylüyor. Ve bu yüzdendir ki 1925 hareketi hakkında yazılıp çizilenler hep bu noktada düğümleniyor. Dini bir harekettir. Şimdi ben Şeyh Said Efendi'nin neden bu noktaya geldiğini bilemiyorum. Tahminlerim var sadece. Bu tahminlerden birisi şudur. Yargılama süresince savcı Süreyya Özge Evren devamlı Şeyh Said Efendi ile bir irtibat halindedir. Gidip ziyaret eder onu hep. İkincisi Mazhar Müfit Kansu, mahkeme başkanı. Bir iki ziyareti vardır. Bunlar büyük bir ihtimalle ki onun ip uçları da vardır. Şeyh Said Efendi'ye seni idam etmeyeceğiz, sürgüne göndereceğiz sözü vererek hareketin milli değil bir hareket olduğunu söylersen eğer böyle bir yönlendirmeye Şeyh Said Efendi'nin bu tuzağa düşmüş olması nedeniyle dini bir hareket olarak mahkemede sorguda cevap verdiği düşüncesindeyim. Bu bir. İkincisi
Şehzade Efendi, bunun da bazı delilleri, ipuçları var ama kesin değil. Şehzade Efendi azadi örgütünü korumuştur. Daha tutuklanmadan evvel Cibranlı Halit Bey nedeniyle Hınıs sorgu hakimliğinde istinabe yoluyla sorgulandığında da bu tavrı göstermiş. Azadi örgütünü korumuştur, gizlemiştir. Bir ihtimal bu da olabilir. Nitekim mahkemede bu hareketin bir Kürdi hareket olduğunu, bunların hepsinin amacının bir Kürt devleti kurmak istediğini söyleyen Binbaşı Kasım Ataç, sonradan Ataç soyadını alıyor. Binbaşı Kasım şöyle bir ifadede bulunuyor. Diyor ki hakim bey diyor, bunlar öyle bir yemin etmişlerdir ki bunların kellesini uçursanız o yeminlerine ihanet etmezler. Bu yeminleri onların kurduğu cemiyetin onlara yaptırdığı yemindir diyor. Yani bu da bizi belli bir düşünceye sevk ediyor ama diyemeyiz ki kesinlikle bu böyledir. Fakat bu da bir delil. Şimdi bir başka şey söylemek ama istiyorum. Ama yazılan onun o dönemle ilgili abi, o dönemle ilgili yazılan bu anı kitabında da mesela diyelim ki sohbetlerinde hani sohbetler anılaştırılmış, yazılmış sohbetlerinde de dinsel bir şey çıkıyor. Yani dinsel bir tema çıkıyor ortaya. Yani Şehzade dediğiniz gibi örgütle ilgili mesela hani soruluyor, hayır öyle bir şey yok diyor. Mesela örgütü korumaya çalışıyor yani. Şimdi ben iki şey konusunda ilk mahkemesi şeyi Şehzade ve arkadaşlar 25'te başlıyor yargılamalar, 25 Mayıs'ta başlıyor ama ondan evvel ilk yakalandığı zaman Varto sorgu hakimliğinde sorgulanıyor. Varto sorgu hakimliğinde onunla beraber 21 kişi daha sorgulanıyor. Ve onların bu Esayir Efendi ve 21 arkadaşının tutuklama kararı Varto sorgulama hakimliği tarafından veriliyor. Ve Varto sorgulama hakimliğinde verdiği ifadede Kürdistan'dan bahsediyor. O ifadesinde, yani zapta geçen o ifadesinde Kürdistan'dan ve bu hareketin de Kürt halkının haklarının istirdad edildiğinden, yani ellerinden alındığından bahisle böyle bir harekete giriştiklerinden bahsediyor. Bu bir yana Şehzade Efendi benim kanaatime göre eğer başarılı olmuş olsaydı kurulacak devlet bir Kürt devletiydi. Bunun ideoloji İslami bir devlet olabilirdi. Benim için o bir sorun değil. Yani Osmanlı'da halifet devletinden cumhuriyete dönüştü. Kürdistan'da da dönüşürdü. O mesele değil. Önemli olan devletin kurulmasıydı. Büyük bir ihtimalle bir Kürt devleti kurulmuş olsaydı İslami bir Kürt devleti olurdu. Fakat ben buna takmıyorum. Şimdi bir diğer delil daha onun, yani İslami bir hareket, sırf dini bir hareket, dini bir hareket için yola çıktığını göstermeyen bir başka delil var. Şehzade Efendi yenilgiye artık anlaşılınca İran'a gitmek ister. Yani neden Mekke'ye, Medine'ye doğru değil de neden Simko'ya doğru gitmek ister? Bu yani dikkat çekici bir nokta.
Sımko o zaman Doğu Kürdistan'da güç sahibi ve çok önemli bir Kürdi unsur. Sımko'ya doğru gitmek istiyor. Ve bunun önünü kesen binbaşı Kasım'dır. Devlettir, devlet. Şeyh Said ve Sımko'nun birbirlerine ulaşmasını istemez. Ama Şeyh Said'in bazı komutanları ve harekete katılan bazı önemli kişiler İran'a kadar gidebiliyor. Kardeşi de gidiyor nitekim. Şimdi hareketin, yani Şeyh Said Efendi'nin teslim olmasından 2 gün evvel veya 3 gün evvel Egi köyüne geliyor. Yani hareket yenilmiştir artık. İran'a doğru yol almaktadır. Egi köyüne geliyor. Şeyh Said bu Egi köyünde namaz vakti. Cemaate namaz kıldırıyor ve namazda bir vaaz veriyor. İzninizle çok kısa olan bu vaazı ben söylemek isterim. Çünkü çok kaynakta yoktur bu. Allah için halkımızı zulümden kurtarmak için ayağa kalktık. Dini falan demiyor. Halkımızı zulümden kurtarmak için ayağa kalktık. Niyetimizin sonunu getiremedik. İyi sonuç alamadık. Ama Allah nezdinde müsterihim. Eğer kıyamet günü Allahu Teala bana neden ayaklandın diye sorarsa, şimdi Tanrı'yla diyaloğa geçiyor. Ona derim ki bu benim sorumluluğum vardı halkıma karşı. Halkıma sorumluluğunu yerine getirmek için ayaklandım diyeceğim. Eğer zulüm karşısında ayaklanmasaydım Allah nezdinde bu halkın hakkı nedeniyle sorumlu olurdum. Yükün altından kalkamazdım. Allah'ın önünde sorumluluktan kurtulmak gerektiğine inandığım için ayaklandım diyeceğim. Abi biz çok önemli bir ve zafere şey ulaşamadık. Çok önemli tabii. Evet. Biz kaybettik ve zafere ulaşamadık. Fakat bu haksız olduğumuz anlamına gelmez. Yani yenilmiş olmak haksızlık anlamına gelmez. Şimdilik başaramadık ama mazlum ve haklıydık. Tam tedbirli, haklı, örgütlü olmadığımız için başaramadık. Başaramamanın nedenlerini de söylüyor. Çok net. Şimdi dönebilenler köyüne, evine gitsin. Kurtulma gücü olanlar kendini kurtarsınlar. Biz de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yani pes etmiyor. Evet. Dünya ile bağlantı kurmamız, sesimizi duyurmamız gerekiyor. Gerekirse bunun için İran'a gideceğiz. Ama haklı davamızın takipçisi olacağız. Verdiği hutbe bu. Abi bu bir daha tekrarlar mısın? Bu yenilgiden sonra İran'a doğru giderken bir köyde verdiği hutbe. Giden daha yakalanmadan birkaç gün önce uğradığı Egi köyünde köylülere namaz kıldırırken imam olarak namaz kıldırıyor ve bu namazda tıpkı bir şey gibi, mando gibi bu hutbeyi okuyor. Söylüyor. Sözlü olarak söylüyor. Ve son derece değerli bir şeydir. Şimdi buna tanık olan insanın ismini şu anda hatırlamıyorum. Bende var notlarda. Biri Mela. Bu namazda o da duruyor. Namaz kılıyor. O aktarıyor bunu. Bize ulaşmasını o sağlıyor. Kendisi
ve rahmet diliyorum. Allah ondan razı olsun. O bize bu bilgiyi aktarıyor. Şimdi böyle düşünen bir insanın şeyde, mahkemede sadece biz İslam dini için ayaklandık demiş olmasının bana göre çok doğru ve samimi bir ifade olduğu anlamı çıkmıyor. Bir perdeleme olarak görüyorum ben bunu. Elbette dindar bir insandır. Elbette ki ben yine diyorum bir devlet kurmuş olsaydı büyük bir ihtimalle İslami hükümlerle yönetmek istediği bir devlet olacaktı. Hiç sorun değil benim için. Ama sorgulamada Kürtlükten bahsetmiyor. İlk sorgu ifadesinin dışında Kürtlükten bahsetmiyor. Fakat onunla beraber yargılanan sanık binbaşı Kasım çok net ifadelerle bunların davası Kürtlüktü. Hatta diyor ki bu hareketin içinde iki lider kadrosu var. Bir siyasiyun diyor, bir diniyun. Biri din adamları, bir de siyasi adamlar. Halit Bey, Yusuf Ziya Bey, ondan sonra bu Hasanlı Halit Bey, Baba Bey, bunlar diyor siyasiyundur diyor. Siyasi liderlerdir. Şeyh Said Efendi ve diğer şeyhler diyor dini liderlerdir ama hepsinin amacı aynıdır diyor. Bu arada abi şimdi, bir parantez açsak, bir arkadaş Babetjo Doktor Fuat ve Kemal Fevzi'yi sormuş. Bu yargılananlar evet. İçinde. Onun sorusuna tam ben geliyordum çünkü. Öyle mi? Oraya geliyordum. Şimdi bu yargılama tek dava değildir. Bu ana davadır. Bu ana davada 81 kişi vardır. 81 kişiden 47'si idamla cezalandırılıyor. Bir kısmı beraat ediyor, bir kısmı değişik hazalarına çarptırılıyor. Fakat bu ana davadan evvel görülen başka davalar var. Bunlardan birisi şeydir. İlk dava şeyin davasıdır. Nedir? Doktor Fuat ve Karabahçeli Şeyh Fevzi'nin davasıdır. Bu davada iddianame çok açıkça şeyi gösteriyor. Bağımsız Kürdistan kurmak istediklerini söylüyor. Yani Doktor Fuat ve arkadaşları Karabahçeli yani Sivere'ye bağlıdır Karabahçe köyü. Şeyh Eyüp'le Doktor Fuat'ın iddianamesinde aynen şunu diyor. Müstakil bir Kürdistan teşkili maksadıyla heyet-i vataniyede bulunduğu iddiasıyla hiyanet-i vataniye bulunduğu iddiasıyla mazunun aleyh yani zanlı yani sanık olan Diyarbakır'da mütevellit yani dünyaya gelen ve ikamet eden 37 yaşında müstakil tabip Fuat Efendi. Doktor Fuat'tır bu. 37 yaşındadır. Bin Hacı İbrahim hakkında yani Hacı İbrahimoğlu Doktor Fuat hakkında icra kılınan mahkeme neticesinde sanığın müstakil bir Kürdistan teşkilini kendisine gaye-i hayat, yani hayat amacı, yaşamının amacı olarak, mesleği siyasetinin mesleği olarak ittihaz eden ve bu sebeple memleket dahilinde
Türk camiayı siyasisini parçalamak isteyen diye devam eder. Ve bu yüzden de idama mahkum edilir. İlk idam edilen bu iki kişidir. Karabahçeli Şeyh Fevzi Efendi ve Doktor Fuat. Ve Doktor Fuat da Çengik'ti galiba. Şeyinden de anlaşılıyor. Doktor Fuat da Çengik. Çengik diyorum. Çermiklidir. Evet. Bazı iddialar var. Ben çok canım sıkıldı o iddialara doğrusu. Yani hiçbir delil göstermeden onun Türklüğünden falan bahseden bazı iddialar da oldu. Hatta benim katıldığım bir canlı yayında da böyle bir iddia dile geldi. Elbet karşı durdum. Doktor Fuat anne tarafında, baba tarafında bir Zaza Kürt'tür. Dümeli Kürt'tür. Şimdi idam kararı 16 Nisan 1925'te veriliyor. 17 Nisan 1925'te bu her iki Kürt yurtseveri asılarak idam ediliyorlar. Bunların ben belki ilgi duymak isteyenler olur. Dosya numarası 1'dir. Karar numarası 2/1'dir. Mahkemenin reisi Mazhar Müfit'tir. Ali Sahip ve Avni'dir. Bu mahkemede. İkinci dava Seyit Abdülkadir'in arkadaşlarının davasıdır. Hani daha ana davaya gelmedik. Aslında bunlardan da evvel bir dava var. Bence temel dava odur. Fakat o dava hakkında ben biraz geriye gideceğim. Makarayı geriye saralım. O dava hakkında ne yazık ki elimizde materyal yok. Cibran'la Halit Bey ve arkadaşlarının şeyidir, yargılanmadır. Yusuf Ziya Bey ile birlikte, Yusuf Ziya Bey 10 Ekim 24'te, Cibran'la Halit Bey de 20 Aralık 24'te tutuklanarak Bitlis'e götürülürler. Ve Bitlis'te Cibran'la Halit Bey, Yusuf Ziya Bey, Yusuf Ziya Bey'in kardeşi Teğmen Ali Rıza Bey, Yusuf Ziya Bey'in damadı Faik Bey ile Mulla Abdurrahman ve Mutkili Hacı Musa Beyler yargılanıyor. Hacı Musa Bey beraat ediyor. Fakat diğerleri 14 Nisan 1925 tarihinde ölüme mahkum ediliyorlar. Ama neler sorulmuş? İfadeleri nasıldır? Nasıl cezaları infaz edilmiş? Bu konuda bir bilgimiz yok. Onlarla ilgili dosya daha evvel Şeyh Said arkadaşlarının yargılandığı ana dosyayla birlikte meclis kütüphanesinin arşivindeyken sonradan o dosya, yalnızca dosya Genelkurmay Arşivine gönderiliyor. Genelkurmay Arşivinde gizli olarak tutuluyor. Şimdi orada Yusuf Ziya Bey ve Teğmen Ali Rıza Bey, ikisi de görevli o anda hala görevli subaydırlar. Kanuna göre görevli subayların ölüm emri kurşuna dizilerek infaz edilir. Bilemiyoruz kanun uygulandı mı uygulanmadı mı? Yani o ikisi kurşuna dizilerek mi infaz edildi? Veyahut hepsi birden dar ağacına asılarak mı
cezaları infaz edildi. O konuda da maalesef bilgimiz yok. Bu birinci dava. İkinci dava Doktor Fuat'ın davası. Üçüncü dava Seyit Abdülkadir ve arkadaşlarının davasıdır. Bunlar tabir caizse şey öncesi, ana yemek öncesi sunulan menüdür bunlar. Asıl ana yemek Şehzait Efendi ve arkadaşlarının ana davasıdır. Şimdi bu davada kimler var? Bu davada Seyit Abdülkadir var. Onun oğlu Seyit Mehmet var. Erbilli Hoşnev aşireti reislerinden Nafi Bey var. Palolu Abdullah Sadi Bey var. Bitlisli Kemal Fevzi Bey var. Yarbarlı Hacı Ahdi Bey var. O arkadaşımızın dediği Babet Duju budur. Ve Kürt olmayan Hacı Askeri Bey var. Ayrıca Diyarbakırlı Ahmet, Divriyeli İlyas, Fado, Abdülkadir Sıto, Rıfat ve Hüseyin İlyas isimli kişilerin davaları da sonradan bu da, bunların davasına bağlanıyor. Sanık sayısı çoğalıyor. Fakat bu diğerlerinin davası aslında eylem olarak şeyle ilgili değil. Şeyh Abdülkadir, Seyyid Abdülkadir ve arkadaşlarının eylemleriyle aslında bir bağlantıları yok. Bu yargılamanın da kayıtları yok elimizde. Neler sorulmuş? Bazı bölük pörçük şeyler var. Hatıratlardan elde ettiğimiz şeyler var. İddia Kürdistan'dır doğrudan doğru. Bir bağımsız devlet kurma iddiasıdır. Yani suçlama. Fakat şeyde mahkeme huzurunda bu insanlar arasında tecanüs bir birliktelik yoktur. Palolu Abdullah Sadi Bey suçlayıcı, diğer sanıkları suçlayıcı bazı ifadelerde bulunuyor. Ama bu ifadelerin hiçbirisi tabii ki şey değil, onu kurtarmıyor. Ve sonuçta Kemal Feyzi Bey, Seyit Abdülkadir, oğlu Seyit Mehmet, Palolu Abdullah Sadi, Bitlisli Hüzanizade Kemal Fevzi, Avukat Hacı Ahdi ve Hoca Askeri idama mahkum ediliyorlar ve Diyarbakır Ulu Cami avlusunda saat 5.43'te bunların idamı gerçekleştiriliyor. Size şey tabii nedir o son sözlü bekledim ama hepsinin farklıdır. Abdülkadir, Seyit Abdülkadir'le şeyin Hacı Ahdi'nin sözleri, son sözlerini aktarmak istiyorum. Seyit Abdülkadir idam öncesi son sözü şöyle şudur. Siz diyor zaten burayı Kerbela'ya çevirdiniz. Benim talebim önce beni idam edin, sonra evladımı. Böyle bir son istekte bulunuyor. Fakat isteği kabul edilmiyor. Önce oğlu Seyit Mehmet idam ediliyor. Babası bu idamı ne yazık ki görüyor, izliyor. Ve bu örnek daha pek çok yerde geçicidir. Mesela Şehzait Efendi İdam edilirken Hanili Salih'in oğlu da Salih Bey'den evvel istemesine rağmen idam ediliyor. Dersim'de Rıza'nın isteği kabul edilmiyor oğlu da evvel. Bunlar yaşanıyor. Hacı Ahdi
şeye giderken sehpaya doğru yaşasın Kürtlük mefkûresi, yaşasın Kürdistan diyor. Arkasından siz bizi asmakla Kürtleri gayrete getiriyorsunuz diyor. Ha, Seyyid Abdülkadir bunu söylüyor. Diyor siz bizi asmakla Kürtleri gayrete getiriyorsunuz. Yaptığınız şey iyidir diyor. Fakat Hacı Ahdi'nin bir de kürsüye çıktığı zaman tabii daha aşağıda kürsü sehpa yüksekte savcı, alay kompanı, birkaç görevli daha, hakimler oradalar. Hacı Ahdi onlara böyle bakarak gülümsüyor. Ya diyor ne kadar da acizsiniz diyor. Ayaklarımın altında küçücük görünüyorsunuz diyor. Ve böyle deyip ilmiyi kendisi kafasını sokarak sandalyeyi kendisi deviriyor. Yani son gidişte de metaneti son derece yerinde ve onlarla dalga geçerek teslim ediyor. Allah onlara o bir cennet dünyada cenneti mutlaka nasip etmiştir. Abi bir nefes al, ben seyircilerimize bir duyuruda bulunayım. Şimdi abi şeyde kesin bilmiyorum. Aros Hatun'un bir beyanı var. Ki Miralay Halit Bey idam edilmeden evvel veya kurşuna dizilmeden evvel bir beyanda bulunuyor. Fakat bunun ne derece doğru olduğunu bilemiyoruz. Çünkü Garo Sasuni bunu nereden aldığını da beyan etmiyor. Fakat Garo Sasuni'nin izahına göre Halit Bey'in son sözleri şu olmuş. Karşınızda yalnız değil. Arkamda İran, Mezopotamya ve Türkiye'de muazzam bir Kürt ulusu mevcuttur. Evet. Efendim. Abi seyirciler için bir duyurum olacaktı. Şeyi görüyorum yani çok yorum var, çok soru var, çok fazla soru var. Yani reji bana şunu bildirdi, soruları toparlıyorlar. Programın sonunda soruları Osman abiye yönlendireceğiz, cevaplayacak elinden geldiğince. Buyur abi. Galiba teknik sorunumuz var yine. Ses iyi gelmiyor abi. Ses yani son söylediklerini hiç anlamadık. Abi sesim geliyor mu sana? Abi mikrofonun çıkmış, takar mısın mikrofonu? Mikrofonun galiba çıkmış şeyden. Oldu. Şimdi Garo Sasoni'nin iddiasına göre Miralay Halit Bey'in söylediği son sözler şunlar. Biz karşımızda yalnız değilim. Arkamda İran, Mezopotamya ve Türkiye'de muazzam bir Kürt ulusu bulunmaktadır. Bugün beni asıyorsunuz fakat hiç şüphemdir ki yarın torunlarımız da sizleri yok edeceklerdir.
Gelmiyor mu? Abi ses geliyor. Sesle görüntü arasında bir uyumsuzluk var. Onu neden bilmiyorum. Yani sanıyorum sesin önce görüntü sonra mı geliyor ya da görüntü önce ses sonra mı geliyor bilmiyorum. Peki devam edelim abi. Senin sesin geliyor bana. Geliyor. Sizinki de biraz geç de olsa geliyor. Böyle idare edeceğiz artık. Zaten konuşun abi siz. Yani bir şey yapın bakalım. Çıkmamış. Hayır. Sesim geliyor mu? Geliyor. Sesim geliyor mu? Geliyor abi. Ama birbirimize sanıyorum sesimiz geç gidiyor. Sesim geliyor mu? Abi sesin geliyor. Abi şöyle bir şey yapsak, duyuyorsan eğer beni, araya bir parça koyalım, bir şey koyalım. Siz çıkın ve tekrar girin. Öyle bir şey yapabilir miyiz? Ses anlaşılabiliyor mu? Evet, Yusuf Ziya Bey de. Evet. Peki. Ama benim sesim geç geldiği için siz şimdi onu sonra duyacaksınız. Yusuf Ziya Bey de şöyle söylüyor son söz olarak Garo Sasoni'ye göre. Bir dakika, rejiye bir not yazıyorum. Abi sesim geliyor mu size? Gelmiyor. Ya da geç gelecek. Sizin sesiniz gelmiyor abi. Mikrofonunuz kapalı ama. Mikrofonunuz kapalı. Osman abi. Aşağıda mute yazıyor ya, oraya tıklar mısınız? Mute. Evet, yani bence şöyle bir şey yapalım, rejiye söyleyelim, bir araya bir şarkı bir şey koysun, bir bakalım Osman abinin ses sorunu çözecek miyiz? Ben rejiye söyledim, arayacaklar onu, ya girip çıksın yeniden, bir 5 dakika bize müsaade edin sevgili seyirciler, bakalım ne yapacağız.
Ey şehinşah-ı muazzam, hak nigahdar-ı tebi, sure-i inna fetahna, doğru madar-ı tebi. Her kenar-ı be ve vergeri inan-ı himmet-i, zühre-bi peyke te'u kevan rkibdar-ı tebi. Daima menzilgaha surra tebet burca şeref, talih-i ferhende-u bakht-i sa'id, yar-ı tebi. Sab'i seyyare-u nehçerh-i sergerdan büve, girdiş-u devre acab der hizmet-u kar-ı tebi. Mahitaba devlet-i yek pertevek şem'a tebet, afitaba refa'at-i berkak j'anvar-ı tebi. Lami'i fetha ezel berqi jiber taci tedit, kevkeba sa'da ebed necmek jiseyyari tebi. Berqi subbuhiko işraqi lisad canan didit, evko keşfa dildikit ramzek jesrari tebi. Rayeta fethi jinesra teko her menşuribu, şehsuari ferri subhani alemdari tebi. Leytine Tebriz-i Kurdistan liber hükme tebin, sadveki şah-i Khurasan-i deferwar-i tebi. Gerçi der iqlim-i rabi'i hat-i taht-i saltanet, padişah-i heft iqliman selamkar-i tebi. Çimena sultaniye yek laleyek bağ-i tebit, gülşena khaqaniye kharek-ji gülzar-i tebi. Ece emre dey mukarrem serkeşiket şubhe şam'i, berseret-i khete-u mektul-i mukare tebi. Şahbaz er çendi pervaze bibala beturet, dedinev tora tebet u sayde şunkare tebi. Şah pur heybet dederet leb sehme zedeyi, sa'ata gaflet khuyabu kuzde binbare tebi. Her seri devlet hebit de, her denev benda tebit, her kese akıl bitin de, her de çokari tebi. Edvet azade bit de, cehvener lutfa tebit, her çi istiğnad dilber minnet u pare tebi. Her kese qastek de dil de, qast dergahe teket, ed khatir ercuket de, her ricakare tebi. Ene devlet khahi hadrat bit Jeneva canu dil, şubheti ehli şaka ber qahru azare tebi. Evet abi. Efendim. Ha, geliyor mu şimdi ses? Şimdi geliyor. Benim geliyor evet, mu? Seyit, evet geliyor. Çok güzel geliyor. Seyit Abdülkadir ha, ben arkadaşlarında kalmıştık. Abdülkadir Bey ve arkadaşları da idam ediliyorlar dedik. Ondan evet. Sonra ana davaya başlanıyor. Ana davanın 81 sanığı var. Bu sanıkların hepsi hakkında takrir-i sükun kanunu ve hıyanet-i vataniye kanunu uygulanıyor. Ve bunlardan 47'si hakkında idam cezası veriliyor. Bir kısmı beraat ediyor. Bir kısmı da değişik cezalara çarptırılıyorlar. Ve mahkeme 27 Haziran 1925'te başlıyor. Bir cumartesi günü. 27 Haziran 1925'te başlıyor. Mahkeme bunun ötesinde, bunlara ceza vermenin ve yargılamanın ötesinde kendisini kanun koyucu yerine koyarak, yani meclis yerine koyarak tekke ve zaviyelerin kapatılmasına da karar veriyor. Aslında tekke ve zaviyelerin kapatılmasına karar verirken yaptıkları şey medreselerin kapatılmasıdır.
burada mahkeme heyeti arasında bir ihtilaf çıkıyor. Savcı Süreyya Özge Evren, biz kanunun bize verdiği yetkileri aşıyoruz diyor. Buna karşı mahkeme başkanı Özdeş diyor ki gerekirse zaman zaman biz kanunların üstüne de çıkabiliriz. Yani artık kanun devleti olmaktan da öte, kanunları da hiçe sayan tamamen İstiklal Mahkemesi üyelerinin kararlarına tabi bir Türkiye ile fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Ve bu İstiklal Mahkemesi üyelerinin savcının dışında hiçbiri hukukçu değil. Yani evet. Hakimlik mesleğinden gelme kişi yok. Hukuk tahsili yapmış insan da yok. Hepsi siyasiler. Parlamento seçip gönderiyor değil mi abi? Tabii parlamentodan, parlamenterler arasından seçilip gönderilen 4 kişi. Yalnız bunlardan savcı Süreyya Özge Evren hukukçudur. Bunun dışındakilerin hiçbiri hukukçu değil. Yani bir mahkeme böyle, düşünün, hakimi yok, avukatı yok, savunma alınmıyor. Böyle enteresan bir şey. Ve savunmayı alan hakim de değil. Evet. Bir de o var. Hakim de değil. Şimdi hakim olsa deriz ki tamam, bir hakim var. Fakat hakim de değil. Ve böyle bir savunma, acayip garabet bir şey. Şimdi bunlar 29 Haziran 1925 günü infaz ediliyorlar. İnfazları da çok ilginçtir. Hukuka aykırıdır. İnfaz hukuki olarak şudur. Yetkili ve görevli bir mahkemenin kanuna uygun biçimde verdiği kararın yetkili ve görevli olan infaz kurumları tarafından kanuna uygun olarak yerine getirilmesidir. İnfaz budur. Şimdi çok ilginç bir şey, belki ulaşırsanız 30 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Doğan isimli bir muhabir izliyor bu şeyleri, infazları. O 30 tarihli Cumhuriyet'te yazıyor. Orada yazıldığına göre Doğan şunu diyor. Diyor şeye geldiler. Önce işte Fakih Hasan diyor en öndeydi. Gayet dik, böyle kendinden emin, çok vakur bir biçimde diyor idama doğru yürüdü. Diyor 26 kişi idam edildikten sonra Şeyh Said Efendi'ye sıra geldi. Şimdi diyor bu idam edilenleri Ankara'dan verilen emir üzerine Diyarbakır'daki mülki ve askeri erkanın hanımları da gelip izlediler diyor. Yani infaza Türk kadınlarını da dahil ediyorlar. Ve diyor infaz edilenler 26. kişiye kadar Şeyh Said'in idamından sonra 26. O da idam edildikten sonra diyor her biri diyor alınarak önce dövüldüler, sonra ipe, kimisi ölü olarak ipe asıldılar diyor. Ve diyor heresi de bir kurum adına yapılıyordu. İşte Türk Hava Kurumu, Türk Kadınlar Cemiyeti, bilmem ne cemiyeti adına insanlar infaz edilmeden evvel işkence edilerek veya öldürülerek ipe asılıyorlar. Böyle çok gayri insanı, son derece vahşi, Afrika kabileleri hep yanmayanlar denir falan, onları tenzih ederim. Onların bile yapmayacakları biçimde
bir infaz sistemi geliştiriyorlar ve gerçekleştirip Kürtler bir barbarlık durumu yani. Tabii korkunç bir barbarlık yani. Şimdi bunun karşısında utanmamak, insanlık adına utanmamak mümkün mü? Mümkün mü? Ve infazlar da böyle yapıldıktan sonra nereye gömüldükleri de belli değil. Sonra yer itibariyle belirlendi. O zamanki işte şeydeki sinemanın, Diyarbakır'daki tek sinemanın yanındaki arsaya gömüldükleri söylendi. Uzun yıllar bunun üzerinde bazı spekülasyonlar oldu. Ben ilginç bir anımı söyleyeyim. Bir gün gittim orada, durdum ve onların ruhuna bir Fatiha okudum. Fatiha okuduğunu gören birisi o da... He? Dağ kapıda onlara değil mi? Fatiha... Evet, dağ kapıdaki. Beni gören birisi daha geldi yanıma, o da Fatiha okudu. Bitirdikten sonra dedim, sen kime Fatiha okudun? Dedim, bilmiyorum, sen okuyunca ben de okudum. Dedim, ben Şeyh Said Efendi onlara okudum. Adam bir daha okudu. Bir daha okudu, 4-5 kişi oldu sonra. Benim bu eylemim, bir saat sonra gittim baktım, onlarca kişi var orada Fatiha okuyorlar. Sivil eylem koymuşsun abi. Tamamen sivil bir şey yapmışsın. Evet. Şimdi oraya maalesef üzerine bina yapıldı oranın. Korunamadı. Orayı elde edemedik. En azından sadece coğrafik olarak yerini biliyoruz. Hepsi bu kadar. Ama gönül isterdi ki gerçi Büyükşehir Belediyesi o meydanı Şeyh Said Meydanı yaptı. Gönül isterdi ki orada onların anıt mezarları da olsaydı. Fakat olamadı. Bilmiyorum. Soru çok dediğiniz için ben burada kesiyorum. Sorulara geçelim. Evet. Evet, sorulara, reji soruları şöyle sırasıyla alalım, bakalım. Epey soru okudum ben burada. Bir bakalım sorulara. Abi ben okuyayım mı soruları, yoksa bir kısım idamlar Harput'ta neden yapıldı? Bir kısım idamlar Harput'ta neden... İstiklal Mahkemesi Diyarbakır'daki yargılamaları bitirdikten sonra Harput'a geçti. Ne zaman geçti? 11.7.1925'te Elazığ'a gitti ve 3 Ağustos 1925'te orada yargılamalara başladı. Orası da hareket alanıydı. Orada da harekete katılmakla suçlanan yüzlerce kişi vardı. Onların yargılamaları ve idam edilmeleri oldu. Rakam olarak kesin bilmiyoruz. 300 ile 350 arasında telaffuz edilen bir idam infazı var Elazığ'da. Elazığ İstiklal Mahkemesi'nin gidişi odur. Yani isyanın beyin kısmı yargılandıktan sonra kalan gövde kısmında Elazığ'da gerçekleşti. Elazığ çünkü harekete geçenlerin de hareketin ilk dönemlerinde ele geçirdikleri bir şehirdi. Maalesef keşke geçirmeselerdi, çünkü yenilginin evet, nedenlerinden biri oldu. Çok çabuk şey oldu. Çok çabuk orada değil mi el değiştirdi? Orada disipline davranılmadı. Evet. Peki ikinci soruyu alalım Reji. Bunu ben şey içerisinde sormuştum. Şahin Meli soruyor. Babetjo, Doktor Fuat Kemal Fevzi hakkında ve bir de Kor Sadi hakkında biraz bilgi
verir misiniz? Babetujo Hacı Ahdi aslen nerelidir? Hacı Ahdi'nin nereli olduğu konusunda sevgili araştırmacılar araştırdı, ben de araştırdım. Madenli olduğu söylendi, başka yerlerden olduğu söylendi. Kesin bir bilgi yok. Ancak Şahin Veli kardeşime şunu söyleyeyim. Ben Doktor Fuat Kemal Fevzi, Kör Sadi dediği Pallu Sadi hakkında Facebook'ta yazdım. Geniş, onları okursa sanıyorum şimdi vereceğim cevaptan daha fazla bilgi sahibi olacak. Zamanımız da kısa biraz. Evet, evet. Teşekkür ederim abi. Üçüncü sorumuz. Evet, bu Dara Ersönmez'in sorusu. Biraz zaten kendisi de affınıza sığarak, sığınarak konu dışı bir soru soracağım diyor. Anayasanın basın ve basın hürriyeti bölümünde bir kayıt vardır. Kanunca yasaklanmış herhangi bir dille yayın yapılamaz. Buradaki kasıt Kürtçedir. Bundan dolayı bir vatandaş TRT 6'yı kapatma davası açabilir mi? Açamaz çünkü TRT'nin şeyi de bir kanunla kuruldu. Sonradan kurulan kanun, gelen kanun bir önceki kanunla çelişiyorsa sonraki kanun geçerlidir. Ancak devlet TRT'nin kuruluşu, TRT Şeş'in kuruluşunu sağlayan kanunu da değiştirebilir. Değiştirdiği zaman öyle bir dava açılabilir. Abi fakat TRT Şeş, TRT, ben bildiğim kadarıyla bir kararnameyle, bir yasayla açılmadı sanki ya. Bilmiyorum ben çok iyi. Yok, kanunla oldu da öyle idari mi? Şey, tabii idari şeyle o yasak dillerin kaldırılması. Başka dillerde yayın yapmayla ilgili kanunla birlikte şey oldu. Evet, peki. Milan aşiretleri Şeyh Said meselesinde hangi rolü oynadılar acaba? Kürdistan isimli bir arkadaş soruyor. Milan aşireti bir tek aşiret değil. Hangisini kastediyor bilemiyorum. Fakat genelde Güney aşiretidir. Güney aşiretleri Şeyh Said hareketi de demeyi yanlış buluyorum. Kürdistan Ulusal Hareketi'ne katkı sağlamadılar. Maalesef onlar bekle gör politikası uyguladılar. Devlet eğer üstün gelirse devletten yana, hareket üstün gelirse hareketten yana tavır takınacaklarını söylediler. Ki söz verdikleri halde Güneyli aşiretler maalesef harekete destek olmadılar. Evet. Abi bu dediğin sanıyorum birçok yerde aslında bu böyle hani oranın o zamana göre kanaat önderleri, o zamana göre beyleri, etkili insanları kendi aralarında böyle toplanıp hani duruma göre karar verelim diye bir eğilim de varmış aslında, değil mi? Yani ağırlıklı eğilim o. Hatta Diyarbakır merkezde bile, Diyarbakır kuşatılırken Diyarbakır merkez bile aynı tavrın içindedir. Evet. Yani bakalım ne olacak. Hani. Peki diğer soruyu alalım. Bülent isimli bir arkadaş sormuş. Azati örgütüyle ilgili yeterli ve doyurucu bir bilgiye ulaşamıyoruz. Neden? Ve Kürt Teali Cemiyeti'nin Azati örgütüyle ilişkisi var mı? Şimdi Azati ile ilgili bilgiye ulaşamıyoruz. Çünkü Halit Bey yakalandıktan sonra Azadi'nin dokümanlarını kardeşi yakıyor. Fakat Azadi ile ilgili yakında belki çıktı, belki de birkaç güne kadar çıkar. Mehmet Emin Sever, Halit Bey'in kardeşinin oğlu. Doktor Mehmet Ali, Mehmet Emin Sever, bu konuda bir kitabı çıkacak.
Eğer o kitap çıkarsa sanıyorum daha derli toplu doyurucu bilgiler çok olacak. Çok arıyorsa çıkabilir diyorsunuz. Belki... Geçen gün telefonla konuştuk, artık çıkmak üzereydi. Peki. Evet. Onu da konuk olarak almak istiyordum. Bakalım belki kitabından önce alabilirsek. Kitabı çıksın, kitabıyla beraber alın. Tamam. Mustafa Kalpak arkadaşımız sormuş. Onu okumayın. Ben okudum demin onun şeyini. Okudunuz mu? Peki. Tespiti çok doğru. Yani Kazı Muhammed'in takındığı tavır çok Kürdi. Onun hiçbir itirazı yok ona. Hiç kimsenin de olamaz. Son derece cesur davranıyor. Fakat Şeyh Said Efendi'nin Gazi Muhammed doğrultusunda bir ifadesi ne yazık ki mahkeme tutanaklarına geçmemiş. Ancak şunu söylemiş görüyoruz. Kıvırmıyor. Yani yapmadım, etmedim demiyor. Mesela bizim çok büyük kahraman olarak kabul ettiğimiz Şeyh Şerif mahkemede her şeyi inkar ediyor. Hatta bir ara Şeyh Said'in canı sıkılıyor, gülümsüyor. Ya ben tayin ettim diyor onu komutan olarak. Ha, yani böyle yapılanları kabul ediyor ama sevgili Mustafa kardeşimin tespiti çok doğru. Kazı Muhammed çok farklı bir tavır takınıyor. Evet. Peki. Dersim Kürtleri ile o dönemde neden ittifak edilmemiş? Bir de Sayın Aydın'dan dinlesek diyor. Mehdi Kurbani. Vallahi Dersim'le neden ittifak edilmemiş? Bu yalnız Dersim'in veyahut yalnız o hareketin zaafı veya kusuru değil. Kürtler neden bir türlü birlikte hareket edemiyor? Bunun sorusunu bulmanın cevabını bulmak lazım. Hatta Dersim hareketinde bile Dersim bir arada olamamış. Yahut 25 hareketinde Sünni kesim bir arada olamamış. Yani evet. O keşke bir arada olabilselerdi. Mutlaka biz başka şeyler şimdi konuşuyor olacaktık. Ama olamamışlar. Bu tarihsel, sosyolojik, biraz da kültürel bir zaafımız bizim, bir eksiğimiz. Gideremedik bir türlü. Peki. Peki başka? Ali Çelik isimli arkadaş sormuş. Seyit Abdülkadir ve Halit Beyler Diyarbakır idamları öncesi Bitlis'te idam ediliyorlar diye biliniyor. Hayır, Seyit Abdülkadir Bitlis'e hiç götürülmüyor zaten. O doğrudan İstanbul'dan Diyarbakır'a getiriliyor ve Diyarbakır'da idam ediliyor. Halit Bey de Bitlis'te idam ediliyor veya kurşuna biçiliyor. O konu müphem maalesef. Yani ikisinin birden Bitlis'e gittiği falan yok. Ayrıca Seyit Abdülkadir ve arkadaşları Bitlis'e hiç götürülmemişler. Yani doğrudan Diyarbakır'a getiriliyorlar ve Diyarbakır'da yargılanıyorlar. Evet, peki. Şoraş Plate de sormuş. Jibotçu Kasov Brian Epe U Sürgün Kırın. Ne? Kasu ya bir şeydir, muhbirdir. Hareket sırasında değil, hareket öncesinde kendisinin ifadesi bu. Diyor ki ben Mustafa Kemal Erzurum'a geldiğinde ben Mustafa Kemal'e bir Kürtlük dalgasının yürüdüğünü, bunun başında işte Halit Bey'in, Şeyh Said onların bulunduğunu söyledim diyor kendisine. Sonra da Şeyh Said'in İran'a doğru giderken onu
askeri bilgisi olduğu için Şeyh Said Efendi onun askeri bilgisine güvenerek ona kanıyor ve teslim olmak zorunda kalıyor. Bu bakımda Kasım devletin belki içine soktuğu, belki de kendisi istemeyerek ama anlattığı gibi zorla içine girdiği bir kişi. Şeyh Said Efendi de Halit Bey de hiçbir zaman bir başkasına güvenmemişlerdir. Onu harekete katan Şeyh Abdullah'tır. Yani Varto'ya harekete katılıyor. Melekanlı Şeyh Abdullah'ın harekete kattığı bir insandır o. Ve sonuçta da mahkemede de ifadelerinde her şeyi açıkça söylüyor. Bunun için diyoruz. Ceza verilmiyor, sürgün ediliyor. Belki sürgün edilmiş olması onun güvenliği açısından da gerekliydi. Çünkü bir sürü insanın acıları hala tazeyken o ne Varto'da yaşayabilirdi, ne Elazığ'da, ne Diyarbakır'da yaşayabilirdi. Birileri öldürebilirdi. Belki onun güvenliği açısından devlet onu Batı'ya, Ege'ye sürdü. Fakat son yıllarında Elazığ'da ben gördüm. Yakın komşumuzdu. Hatırladığım kadarıyla çok uzun boylu, yüzünde sedef, böyle değişik renk oluşmuştu. Sedef hastalığına yakalanmış. Devamlı kimseyle konuşmaz, kimseye merhaba etmez. Sabah gelirdi, Şark gazete, Kitap Evi diye bir kitap evi vardı. Oradan gazetesini alırdı, giderdi eve. Öyle bir adam. Evet. Peki. Kürdistan isimli arkadaş sormuş. Azadi hareketi Şeyh Said'in arkasındaki hareket değil mi? Şimdi Azadi aslında Halit Bey onların tutuklanmasıyla, 7-8 arkadaşın tutuklanmasıyla Azadi'nin merkezi çökertiliyor zaten. Merkez çökertiliyor. Görev Şeyh Said'e kalıyor ve Şeyh Said elde mevcut bazı insan, bazı azadi bireyleriyle beraber bu hareketi yürütüyor ama azadinin dışındaki insanlarla da ları da katıyor buna. Mesela diyelim bir Fakih Hasan azadi örgütü üyesidir. Yado bir azadinin şeyidir, üyesidir ama azadi üyesi olmayan insanlar da var. Azadinin büyük bir bölümü de özellikle Güney vilayetlerinde örgütlenen azadi, Dersim bölgesinde örgütlü olan azadi bu harekete katılmıyor. Sadece Dersim bölgesinden harekete katılma değil de Elazığ'ın işgali sırasında hareketle temas eden Hasan Hayri Bey ile Mehmet Bey var. Bunlar da zaten 27'de 25'te idam ediliyorlar. Yani Elazığ'da idam ediliyorlar. Fakat genelde azadi örgütünün büyük bildiğimiz birimlerinin büyük bölümü katılmıyor bu harekete. Evet. Peki. Kürd Aslan isimli arkadaş sormuş. Said-i Nursi, Alişer ve Mahmut Berzenci, Kamuran Bediranlar yaklaşımı nasıl? Şimdi ayrı coğrafyalardaki insanları soruyor arkadaş. Said-i Nursi harekete katılmayacağını söylemiş yani Şeyh Said Efendi'ye. Hem bizde gönderdiği aracı diye söylemiş hem onun kardeşi
bu beyanını tekrar etmiştir. Harekete bir katkısı olmamış. Bedirhaniler de şeyin dışındadır. Bu coğrafyanın dışındadır hareket sırasında. Mahmut Berzenci de hareketin dışındadır. Ve bu harekete o konuda bir katkıları olmamıştır. Fakat sonraki Kürt hareketlerinde onların büyük çabaları, emekleri, çalışmaları var. Evet, sanıyorum son soru. Burak Yıldırım isimli arkadaş sormuş. Şeyh Said'in diğer parçalardaki Kürt liderlerle ilişkileri ne durumdaydı, var mıydı? Kıyam ile alakalı olarak az da olsa destek var mıydı? Ben kıyam sözcüğünü kabul etmiyorum. Yani o tercih ettiğim bir sözlük değil. Çünkü kıyam dini bir kalkışmadır, bir dini hareketi ifade eder. Oysa bu ulusal bir hareket olduğu kesin de din adamlarının yapmış olması bir hareketi mutlaka kıyam anlamına gelmez. Yani Libya'da diyelim ki Ömer Muhtar'ın hareketi kıyam olmuyor da neden Kürdistan'da Şeyh Said'in hareketi kıyam olabilsin? Bu bakımdan kavramları doğru kullanmak gerekir. Kürdistan dışındaki liderlerle Simkoy, yani İran'la bir ilişkisinin olduğu belli, Suriye ile ilişkisinin olduğu belli, biliniyor bunlar. Suriye ile ve İran'la ilişkisi. Hareketin içinde Güney Kürdistanlı insanlar var. İyi kötü az çok birbirlerinden haberlidirler ama organik bir bağlantı derseniz o yok. Peki. Abi sorularımız bitti. Eklemek istediğim bir şey varsa ekle ve kapatalım abi. Zaten zamanımız da bitti galiba. Evet epey iyi. Şey yaptık. Ya, ekleyeceğim şey şu, yani arkadaşların, Kürtlerin, bu işle ilgilenmek isteyenlerin hassas olacakları nokta şu. İşin özünü yakalamak lazım. Yani işin özü yakalanmazsa doğru tahlil yapamayız, doğru sonuçlar çıkaramayız. Doğru sonuçlar çıkaramazsak doğru yolda yeni projeler üretemeyiz. Onun için mutlaka özüne, yani bu işin haber bölümü, hikaye bölümü, masal bölümü yahut basında çıkan birkaç karalamayla kavradım deyip ortaya çıkmak mümkün değil. Bu nedenle arkadaşlarımdan onu rica ediyorum. Yani araştırsınlar, bu bizim hepimizin tarihi. Benim, senin, onun değil, hepimizin tarihi. Bu tarih ortaya çıkmalı. Bugün söylediklerimizin belki yanlış olduğu yarın ortaya çıkacak. Veya en azından bu söylenenlere eklenen bir sürü şey çıkacak. Onun için arkadaşlarımdan, özellikle genç kuşaktan çok rica ediyorum. Araştırsınlar, okusunlar. Yani bizim kurtuluşumuz bu. Abi bir şey düzelteyim. Söylediklerimizden, yani söylediklerimizin ana hatlarında yanlış ortaya çıkacağını sanmam. Yani çünkü elimizdeki bilgilerle konuşuyoruz. Ancak evet, eklenecek bilgilerle zenginleştirebiliriz. Bilmiyorum. Bakarsın bir şey çıktı. Bizi arkadan vurdu. Peki. Peki abi. Evet. Sevgili seyirciler, Çarpel Medya Özel'de Kürdistan yargılanmaları paketimizin ikinci programını yaptık. Önümüzdeki hafta ne konuşuyoruz? Eğer önümüzdeki hafta yaşıyorsak Dersim konuşacağız. Önümüzdeki hafta Dersim yargılanmalarını konuşacağız. 37 yargılamalarını bu arada Ağrı yargılamalarını da anlatacağız.
Yani iki yargılama. Dersimle birlikte mi anlatacağız abi? Bir sonraki evet, hafta. Maalesef ağır yargılamalarında elimizde çok fazla bilgi yok değil çok mi? Çok az bilgi var. Evet, peki o zaman evet. Hem Dersim'i hem de Ağrı'yı beraber konuşacağız. Önümüzdeki hafta bizi bekleyin, karşınızda olacağız. Hepinize iyi haftalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar.